Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere fırında sebzeli yemek yapacağım. Önce şöyle tepsimizi yağlayalım. Bol yağla. Sıvı yağ. Zeytinyağı değil arkadaşlar, normal. Suya. Hepsimizi yağladık. Şimdi önce şöyle bir domateslerim var arkadaşlar. Önce şöyle patlıcanlarımı, patateslerimi pardon, fırına vereceğim. İlk önce patateslerimi birazcık pişireceğim. Çünkü patates biraz geç piştiği için önce onları bir pişireceğim, fırınlayacağım. Daha sonra diğer sebzemi koyacağım. Şöyle jülyen biçimde doğradım. Patateslerimi şimdi hepsini bir koyarsak bazıları pişiyor, bazıları da yanıyor arkadaşlar. O yüzden ben hepsinin canlı kalmasını istediğim için önce şöyle patateslerimi bir fırınlayacağım. Üzerine de şöyle biraz yağ gezdireceğim yanmaması için. Daha sonra şöyle birazcık kırmızı toz biber ekleyeceğim. Ayrıca birazcık karabiber. Daha sonra tuzumu ilave edeceğim. Şimdi patateslerim fırına gidiyor. Patateslerim fırında pişerken patlıcanlarımı bu şekilde doğradım arkadaşlar. Onları da jülyen şekilde şu şekilde doğradım. İnce ince, çok fazla kalın değil, çok fazla da ince değil. Şimdi onları şöyle kırmızı biber, toz kırmızı biber, tuz, yine aynı şekilde patateslerimi yaptığım gibi biberlerimi de atayım. Ayrıca karabiber, biraz da kimyon. Şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz. Patateslerim piştikten sonra patlıcanlarımı, biberlerimi, daha sonra da kabuğu soyulmuş domatesimi, iki büyük boy domatesim var arkadaşlar. Burada da 3 patlıcanım. Gördüğünüz gibi şu kadar da biberim var. Patateslerimde 4 büyük boy patatesim var.
Malzemelerim bunlardan ibaret. Baharatlarımı gördünüz. Şimdi patateslerim pişsin. Diğer işleme geçeceğim. Şimdi bir de şöyle sarımsaklı salça sosu hazırladım arkadaşlar. Ona da biraz salçam tuzlu, tuz çok atmayacağım. Biraz baharatlardan atmak istiyorum. Sosun içinde tabii ki böyle daha güzel oluyor baharatlar. Üç aşamalı yapacağım arkadaşlar bu yemeği. Üç aşamalı yemek. Şimdi şöyle patlıcanlarımı da yağımı gezdiriyorum. Yeter bu kadar. Çeke koysun yağını. Birinci aşama patateslerim pişti biraz, tam değil ama bir miktar pişirdim dengeli bir şekilde. Biraz da patlıcanlarımı pişireceğim. Domateslerimi koyacağım. Gördüğünüz gibi şahane olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle sarımsaklı salça sosumu gezdiriyorum. Şimdi bu aşamaların arası 10'ar dakika. 200 dereceli fırında 10'ar dakika fırınladım. O önce 10 dakika patateslerimi fırınladım. Sonra 10 dakika patateslerimle patlıcanlarımı fırınladım. Şimdi de 3. aşamada sosumla birlikte fırınlayacağım. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir bardak sıcak suyumu gezdireceğim. Kadar. Siz buna kıyma da koyabilirsiniz. Küçük kuşbaşı doğranmış et koyabilirsiniz. Kuşbaşı doğranmış tavuklu da yapabilirsiniz. Ama ben sade yapmayı tercih ettim. Üzerine yoğurt, sarımsaklı yoğurt döküp öyle tüketmeyi düşündük. Şimdi fırına gidiyoruz. Bir 10 dakikada bu şekilde üzerine şeyle kapatacağım. Fırın kağıdımla, yağlı kağıtla üzerini kapatıp bir 10-15 dakikada fırında tekrar pişireceğim. Görüşürüz. Evet, fırında yemeğim çıktı. Çok güzel de pişti arkadaşlar, bakın. Şimdi sunum işlemine geçiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şahane patlıcanlı, patatesli, biberli fırında yemeğim soslu pişti. Bunu böyle de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın hiç ne kadar canlı, hiç ölmeli, 3 aşamalı. Unutmayın. Şimdi şöyle sarımsak yoğurdumuzu da dökelim. Sarımsaklı yoğurdumuz.
Gördüğünüz döktükten sonra şöyle birazcık kırmızı pul biber. Birazcık karabiber. Bugün de videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.